Batı Trakyalıyım. İlkokulu İskeçe'de okudum. Bir ara Türkiye'nin açtığı parasal imkanı kazanarak Aydın Lisesi'ne geldim. 65 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Aşağı yukarı 30 yılda da Çanakkale'liyim. Çanakkale'ye ait bugüne kadar birçok proje halen de üretilmiş, size intikal ettireceğim 8-10 tane projem var. Bu projeler belediye reislerine intikal ettirilmiş fakat yeterince ilgi görmemiştir. Kısaca onlardan birkaç kelimeyle bahsedeyim de bunlardan bir tanesi radar tepesine efendim teleferik yapılmasıdır. İkincisi havaalanının altından karşı tarafa geçit yapılarak orasını Çanakkale'ye bağlamaktır. Üçüncüsü Çanakkale Boğazı üzerine yine oraya da bu tarafı kuleli, karşıya bağlayan bir teleferik. Bunlar hepsini teker teker ileride sitelerde geniş çapta açıp görüşeceğiz. Fevzi Paşa Mahallesi'ne pratik bir müzik okulunun açılması mevzunda ısrarla belediye başkanlığına intikal ettirdim. Fakat maalesef nazar itibarı almadılar. O projenin basit bir proje olduğunu zannettiler. Fakat aradan 3 yıl geçtikten sonra Kocaeli Belediyesi 1000 roman, 1000 keman diye aynı projeyi çok geniş çapta uyguladı. Yani daha saymıyorum şu anda. Esas bugünkü toplantımız bu değil. Bugünkü toplantım, ayrıca Remzi Bey'in basına intikal ettirdiği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Truva Enstitüsü'nün kurulması mevzunda en büyük projem odur. Ve basına intikal etti. Üniversiteye de gönderdim. Ve hazırlanmış yüzlerce daha projem var. Bugün sekreter kızımız yok burada. Onlar da şeyde. Ben size her hafta 10 günde, 15 günde bir bu mevzuları intikal ettireceğim. Hepsi Çanakkale ile ilgili projeler. Üretim projesi. Öyle laf olsun diye projeler de değil. Yani bundan sonraki ömrümüzün kalan döneminde işte Çanakkale'ye şimdiye kadar hizmetlerimiz olmadı değil, oldu. Daha bazı fikir şeylerimize hizmetlerimiz olacaktır. Gelelim bugünkü toplantının ana konusu. Ben aslında İskeçeliyim. 1952 yılında İskeçe Türk İlkokulu'nda okuyorduk. Biraz geç okuduk biz. Nedeni de şu, Yunan İç Harbi'nden dolayı ilkokullar orada kapalı kaldı yıllarca. Okuyamadık. Onun için 14-15 yaşında ilkokul son sınıf okuduk. Ve bir gün sınıfın sırasında otururken Sultan Aziz'in yanımda, ben neyse isim vermeyeyim. Saat Kulesi vardı İskeçe'nin merkezinde. Saat Kulesi bizim oturduğumuz pencereden gördük. Bir baktık Türk bayrağı asıldı. Nedir bu diye biz hepimiz pencereye koşuştuk. Meğer Celal Bayar'ın gelmesi nedeniyle İskeçe Türk bayrakları, Yunan bayraklarına şehir süslemesi yapılmış. O nedenle bayrak ilk defa Türk bayrağını orada gördük ve heyecanlandık. Ve sonraki gün Yunan kralı Pavlos, Celal Bayar, kızı Nilüfer olmak üzere damadının ismini hatırlayamayacağım şu anda damadı da olmak üzere İskeçe'ye teşrif ettiler. Ve İskeçe cemaat başkanı Celal Bayar'a verilmek üzere tütün yaprağından, bu gördüğünüz resmin bir özelliği vardır bu tabelanın, bu tablonun, tütün yaprağıyla, biliyorsunuz İskeçe'nin tütünü Osmanlı döneminde bir numaralı değeri olan bir ürünmüş. Dünyanın en kaliteli tütünü üreten şehir İskeçe'ymiş. Ve şu gördüğünüz tablo, Türk ve Yunan bayrağı temsilen yapılan tablo tamamen tütün yaprağındadır. Ve bunun yapılmasına nezaret eden de benim babamdır. Arkadaşın tespit ettiği gibi babam da şurada en üst köşedeki
kişi de benim babam. Tabii herkes kravatlı, babam kravatsız, köy çocuğu, köy kökenli olduğu için kravat takmayan birisi. Evet, burada gördükleriniz cemaat başkanı ve Türkiye'den o yıl bizim okullara gelen öğretmenler. Türkiye'den gelen öğretmenlerin hep beraber çektirdiği bir resim. Arkadaşlar, öğretmenlerden köy ensili öğretmenler. Ve öğretmenlerimiz de, hatta müzik hocamız, resim hocamız da Arifiye Köy Enstitüsü'nden gelen lise öğretmeni ama ilkokula gönderiliyor. Değer verdikleri şey işte olduğu için. Nurettin Akur. Tarihine dikkat edin. 12 Aralık 1952. Tablodaki tarih. Cumhurbaşkanı'nın gelişi tarihidir. Sonraki gün geldiklerinde bu Celal Bayar'a takdim edildi. Ve Gümülcine Türk mezarlığının olduğu yere Yunan kralı Konstantin'in babası Pavlos, Kral Pavlos Türklere hediye olarak bu şeyi yaptı. Celal Bayar Lisesi'ni yaptı. Üzerine de o gün temeli atıldı. Bir sene işte falan tamamlandı. Üzerine de Celal Bayar Türk Lisesi yazıyor. Ta ne zamana kadar? 1960 ilklerine kadar o lisenin üzerinde Celal Bayar Türk Lisesi yazıyordu. Fakat 60 yılında ihtilalden sonra Celal Bayar adını kaldırmak gayesiyle bizim ilgililer yazıyı sildiriyorlar. Üzerine bunlar tabi kulaktan duyduğum olaylar, yanlışlık olabilir. Fakat şu anda yanılmıyorsam Lakyon Komatini, yani ne Celal Bayar ne isim başka Yunanlar yazdırmıyor, Lakyon benzeri bir şey yapıyor. Tabi Türk-Yunan münasebetlerinde çok dikkat etmek lazım, dikkatli davranmak lazım. Lozan'da, evet, onu da iki üç kelimeyle size aktarmaya çalışayım. Lozan'da eksik kusur muhakkak var. Çünkü bazı olayları bugüne göre yorumlamamak lazım. O günün şartlarında yorumlamak lazım. O günün şartlarında kazanımları elde edebilmek için bazı fedakarlıklarda görmezlikler gelmekte bulunmak mecburiyete kalınmıştır. Fakat Lozan Anlaşması Türkiye ile Yunanistan arasındaki sadece bir olay değil. İki kişi arasında halledecek bir olay değil. İlk anlaşmada yanılmıyorsam 8 devlet var. Diğer ikinci devamında da bu devlet sayısı 11'e çıkar. Aslında Batı Trakya Türklerinin hak ve hukuklarını Lozan'la koruma şansımız var. Neden? Bugün Avrupa İnsan Hakları var. Ortak pazar ülkesi. O nedenle kazanılmış haklar alınabilir. Yanılmıyorsam Lozan'da şöyle bir madde var ama neresinde tam da bilemiyorum çünkü bir arkadaşımdan dinledim işin ama kısmen aktarayım. Garbi Trakya Müslüman ahali ile İstanbul, Rodos ve Tinedos Bozca'daki Rum ve Hristiyan ahali mübadele dışı kalacaktır diye bir maddenin olduğunu arkadaşım söyledi. Hani kendim okumuş değilim. Orada biz Batı Trakya'dan bahsederken Türk kelimesini kullanmamıştık zamanında. 75 yılına kadar bütün 75 yılına kadar okulların tabelalarında Türk kelimesi vardı. Kıbrıs çıkartmasından sonra bunları kaldırdılar. Lozan Anlaşması'nda Türk kelimesi yoktur diye. Tamamen kaldırdılar. Biz de Türkiye olarak kaldırılmasına mani olamadık. Bugün Müslüman kelimesi kullanılıyor. Müslüman diyorsun, Türk'üm demek biraz Rumlara ters geliyor. Hatta İskeçe Türk Birliği vardı. İskeçe Türk Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları'nda Türk kelimesiyle aynen ismini kazandıkları halde bugün tabelayı İskeçe Türk Birliği olarak yazamıyorlar. Yunanları tedirgin etmemek için maalesef yazamıyorlar. Şimdi ben Sayın Başbakanımıza bir yazı gönderdim. Ve Remzi Bey bunu basına intikal etti ama nereye kadar intikal etti? Şeyde emlak şeyine çıktı, mecmuasına çıktı. O da şu. Efendim bugün Yunanistan'la biz
güzel ticari işler yapabiliriz. Ben Yunanistan'a karadan 6-7 defa gittim. Denizden de 6-7 defa gittim. Yunanistan'da şu anda inşaat diye bir şey yok. Tamirat bile yok. Fakat cinsiz ihtiyaç mı yok? Ekonomik durum mu yok? Efendim, benim ilkokulda okurken Yunanistan nüfusu 8-9 milyondu. 1950'li yıllarda. Şu anda da nüfusu 11 milyon. Bunun 1 milyonu genç Avrupa'da. 9-10 milyon Yunanlı'da fazla çalışmadan hayatlarını devam ettiriyorlar. Hani bir yere yatırım yapmıyorlar. Ha, denizcilik ve turizmde tabii oradan açıklarını kapatıyorlar. Şimdi ne olabilir? Biz dünyada inşaat sektöründe ilk 5'in içindeyiz Türkiye olarak. Yunanistan'a gidip arazi var, pazar da var Yunanistan'da. O pazarda ben keşfettim. Nedir Yunanistan'daki pazar şu anda? Arap ülkeleri, yabancıların hepsi ada dahi satın alabiliyorlar. Değil daire, ada bile satın alabiliyorlar. 4 milyon Yunanlı Amerika'da, Kanada'da ve Avustralya'da. Bunların hepsi de alım gücü olan, rezidans alabilecek insanlar. Fakat Yunanistan'da böyle bir altyapı yok şu anda. Eğer bizim müteahhitlerimiz oraya giderlerse netice itibariyle müşterisi hazır. Yunanlılar müşteri ama hangi Yunanlılar? Amerika'daki, Kanada'daki, Avustralya'daki Yunanlılar, hatta Araplar Türkiye'nin oradaki inşaatların müşterisi olarak karşımıza çıkacaktır. Atatürk 1923'ten sonra, bu Lozan Anlaşması'ndan sonra mübadele gündeme geliyor. Ve Türkiye'den 1 milyon 200 bin civarında, o civarda bir Rum Makedonya'ya ve adalara göç ettiriliyor. Makedonya'dan da o miktarda Türk Türkiye'ye göç ettiriliyor. Bazıları bu göçün neden Atatürk yaptığı suçlamaya gidenler bile olmuştur. Fakat bu göç yapılmak mecbeti doğmuştur. Neden doğmuştur? Anadolu'daki Rumlar Yunan mezaliminden sonra Türkiye'de yaşayamayacaklarını anlamışlar ve mübadeleyi beklemeden Yunanistan'a gitmişlerdir. Eğer Cemal Kutay'ın Anadolu'da Yunan mezalimi adlı kitabı okumuşsanız veya Cemal Kutay'ın İlk Türk Cumhuriyeti Garbi Trakya diye kitaplarını göz atabilmişseniz orada Yunanlıların burada ne kadar mezalim yaptıklarını, buradan kaçan Rumların da Batı Trakya'daki Türklere orada mezalim uyguladıklarını muhakkak duymuşsunuzdur. O nedenle mübadele mecburiyet doğmuştur. Onun için kimse neden insanları yerinden etti diye Atatürk'ü suçlamaya kalkmasın. İşin gerçeği budur. Yunanistan'dan büyük bir grup tekrar İstanbul veya İzmir ve Burat geliyorlar ve sanat icra ediyorlar. Hangi yıla kadar devam ediyor biliyor musunuz? Geçen de tarihçimiz büyük bir yanlış intikal etti. Bir büyük tarihçimiz Dolmabahçe Sarayı hakkında yazı yazar. İlber Ortaylı. Ne dedi biliyor musunuz? 1963 yılında Başbakan İsmet İnönü Rumları kovdu dedi. Kovma diye bir şey yok. O ticari anlaşma iki defa ne uzatılmış? 63 yılında anlaşmanın bu ekonomik anlaşmanın süresi doluyor. Dolunca İnönü Başbakan, Kıbrıs olayları var, Cengiz Topel'in şehit olduğu dönemdir ve süreyi uzatmıyor. Uzatmayınca Rumlar buradan gerisin geri gitmek durumunda. Kovma diye bir şey yok. Anlaşmayı uzatmıyor. Yunanistan'da doğmuş olanlara tam 25 yıl mı 30 yıl mı vize vermedi. Ben 30 yıl doğum yeri Yunanistan olduğu için Yunanistan'a gidip ziyaret edemedim.